Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ürünler, sığır, şölen, yu adı verilen törenlerle söylenirdi. Doğru arkadaşlar bu. Ozan adı verilen şiir söyleyicileri içinde yaşadıkları toplumun ee, çeşitli gerçeklerin inançlarını, görüşlerini dile getirirlerdi. Doğru. Koşuklarda doğa güzellikleri, günlük yaşam, av eğlenceleri yapılırdı. Doğru. Ölen bir kişinin arkasından söylenen yaz şiirlerine ise sagu denilirdi. Doğru. Şiirler hece ölçüsüyle ve beyt nazım birimiyle yazılır. Uyak düzeni ise halk edebiyatındaki koşmaya benzerdi. beyit değil arkadaşlar tabii ki. Dörtlük nazım birimiyle yazılırlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında yazılı ve sözlü olmak üzere iki koldan ürün verilmiştir. Buna göre destan, şöyle destan, sagu, koşuk, sav, koşma türlerinden hangisi İslamiyet öncesi Türk halk Türk edebiyatı ürünlerinden biri değildir? Koşma arkadaşlar halk edebiyatı ürünlerindendir. İslamiyet öncesi değildir. Bu yüzden cevabımız Edirne. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır? İlk ürünleri arasında sagu ve koşma yer almakta. Koşma halk edebiyatındadır arkadaşlar. Sagu ve koşuk yer almaktadır. Koşuktur. Bu dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Orta Asya'da e, Altı göçebe yaşam tarzının izleri görülmektedir. Doğru. Dil yabancı dillerin etkisinden uzaktır. Doğru. Genelde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır. Doğru. Hece ölçüsünün kısa kalıplarıyla söylenmiştir. Bu da doğru. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İslamiyet öncesi Türk şiirinde ozanlar gelenekten yararlanır ve üç önemli törenden şiirlerini beslerlerdi. Bunlar nokta nokta denen sürgün avları. Sığırdır arkadaşlar. Buraya sığır gelir. Şöyle. Nokta nokta denen kurban ve ziyafet törenleri. Buraya da şölen gelmekte. Adı üstünde kurban ve ee, ziyafet. Yaz törenlerine de arkadaşlar tabii ki yu adı verilen şöyle ifade gelmekte bu yüzden sır şölen ve yu olacak bu şekliyle baktığımızda cevabımız c bu dizelerle ilgili olarak Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'na ait bir nazım biçimidir. Nazım biçimi koşuktur. Uyak düzeni A, 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 B biçimindedir. Zengin uyak kullanılmıştır. Evet hangileri doğrudur bununla ilgili diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Öpkem gelip okradım, Arslanlayı kökredim, atlar başını tokradım, emtimeni kim tutar diyor arkadaşlar. Şimdi Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'na ait e, nazım biçimi değildir. Çünkü neden? İslamiyet'ten önce... Ki edebiyata aittir. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlış. Nazım biçimi koşuktur. Evet koşuk olduğunu söyleyebiliriz. İki kesinlikle doğru. Uyak düzeni A, 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 B biçimindedir. Okradım, kökredim, tokradım, tutar. Bu da doğru arkadaşlar. Zengin uyak kullanılmıştır diyor. Bakalım. Okramak kökremek, tokramak. Bu şekliyle baktığımızda dımlar, dimler ne olacaktır benim için? Redif olacaktır. Okramak, kükremek, tokramak sadece A sesleri ortak. A'dan dolayı da ben buna yarım uyak olduğunu söyleyebilirim. Yani zengin uyak değildir. Bu da gider. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı. Bu sözün ait olduğu türle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Alpler birle uruşma, bekler birle Turuşma diyor arkadaşlar. Savlardır. Günümüzdeki atasözleri yerine kullanılan İslamiyet öncesi türlerdir. Hem nesir hem nazım havası vardır. Doğru. Kalıplaşmış sözlerdir. Doğru. Deneyimlere dayalı öğütler, uyarılar içerir. Doğru. İlk örnekleri Kutadgu birlikte yer alır diyor. Yanlış arkadaşlar. İlk örnekleri Divanı Lugati't e, Türk'te geçer dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı. Ölçülü, uyaklı olduğu düşünülmektedir. Bu da doğru. Cevabımız Denizli. Orhun kitabelerinden söz eden bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 8. yüzyıla ait Orhun kitabeleri Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı kaynakları sayılır. Doğru. 38 harfli Göktürk alfabesiyle yazılan bu eserin bir yüzü Çince bir yüzü Türkçedir. Doğru. Kültigin ve Bilge Kan yazıtlarında canlı, heyecanlı ve etkili bir üslup hakimken Ton Yukuk yazıtında daha ciddi ve seçkin sözler yer almaktadır. Bu da doğru arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. İslami bir duyarlılıkla kaleme alınan kitabeler ilk kez Danimarkalı e, Bilgin Thompson tarafından okunmuştur. İlk kez Danimarkalı Thompson tarafından okunmuş fakat İslami bir duyarlılıkla kaleme alındığını söyleyemeyiz. Cevabımız Denizli. Kitabelerin varlığından ilk kez İlhanlı tarihçisi Cüveyni tarihi İhan Gülşah adlı eserinde 13. yüzyılda söz etmiştir. Bu da doğru cevabımız Denizli. Yukarıda birinci grupta verilenler ikinci gruptakilerden biriyle ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Koşuk İslamiyet öncesi bir şiirdir ve biliyorsunuz ki şamanlar özellikle şairlik görevi üstlenerek şiir söylüyorlar. Yani koşuğu ne yapabiliriz? Şamanla eşleştirebiliriz arkadaşlar. Oskan tabii ki bir destan dolayısıyla bu şekilde bir eşleştirme yapabiliriz. Youturin daha çok Alper Tunga destanında geçiyor biliyorsunuz ki yuğu törenleri anlatılıyor. Dolayısıyla şöyle bunu da elemiş olduk. Divan-ı Türk'e baktığımızda arkadaşlar yine aynı şekilde e, sav örneklerinin Divan-ı Türk'te olduğunu söyleyebiliriz. Altun Yarık Uygurlara ait bir metindir. Bu yüzden cevabımız Edirne Şıkkı olur. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır. Sözlü edebiyat döneminde şiirler şaman, kam, baksı, ozan adı verilen kişilerce bir çeşit telli sazla dile getirilmiştir. Kopuz arkadaşlar doğru. Lirik bir söyleyişin esas olduğu bu tür halk edebiyatındaki koşmalara divan edebiyatındaki gazellere benzetilebilir. Koşuk doğru. Yaz öncesi çağlarda oluşmuş, bir millet derinden etkileyen yiğitlik, savaş, göç gibi konuları işleyen uzun şiirlerdir destan. Yuva adı verilen Cenaze törenlerinde ölen bir kişinin ardından duyulan acı, onun yiğitliği, fazileti gibi konuları işler. Ağıt arkadaşlar halk edebiyatındaki adıydı. Burada sagudan bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız Denizle. Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir övdü. En az sözcükle anlatan bu sözlerin kimileri küçük ses değişiklikleriyle bugün de yaşamaktadır. Sav yani atasözü bu da doğru. Cevabımız Denizle. Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüklerin ortak özelliği olamaz? 4 artı 3 duraklı 7 ile hece kullanılması. Bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle Karbus kamuk erüştü, taklar suvu akıştı, gökşin bulut örüştü, Kaygı bolup ögrüşür. Doğru arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, Şöyle 4, 1, 2, 3, 3. Ünleri saymamız yeterli. Geldi esin esneyi, katka tekül osnayı, kirdi bodun kasnayı, kara bulut kökreşür. Bu da doğru arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4 artı 3 şeklinde duraklanmış doğru. Söz sanatlarına başvurulması. Karbuzu kamuk örüştü. Taklar suvu akıştı. Kökşin bulut örüştü. Karlar ve buzlar hep eridi. Dağların suyu aktı. Dağların suyunun akması bir imgedir arkadaşlar. Mavimsi bulutlar belirdi. Kayıklar gibi sallanıp duruyor. Buradaki gibiden dolayı da bir teşbih sanatı olduğunu söyleyebiliriz. Bahar rüzgarı eserek geldi. Kar tipisine benziyordu. Burada yine aynı şekilde bir teşbih söz konusu. Halk soğuktan titreşerek girdi. Kara bulutlar kükrüyor. Bulutların kükremesi arkadaşlar yine aynı şekilde bir deyim aktarmasıdır. Dolayısıyla söz sanatları da var. Bursa şıkkı da doğru. Pastoral ögelere yer verilmesi, kar, dağlar, bahar, rüzgar dediği için doğaya ait unsurlar olduğu için pastoral ögeler de var. Didaktik bir söyleyişin esas alınması değil arkadaşlar. Öğreticiliktir didaktiklik. Böyle bir şey yok cevabımız denizle Aynı uza, uyak dizilişiyle biçimlenmesi. Bakalım. A, A, ee, a b şeklinde a a a b şeklinde bu da doğru cevabımız denizli şıkkı Yiğitlerik işletu, yıgaç yemiş ırgatu, kulan atlatu, badram kılıp avlanalım. Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Sagu olamaz arkadaşlar çünkü Sagu ölen kişinin arkasından duyulan acıyı dile getirir. Destan olamaz, daha uzun 11'li olması lazım. Türkü olamaz. Koşma zaten halk edebiyatında ve dili daha basit arkadaşlar. Bu İslamiyet öncesi nazım şekillerinden koşuktur. Cevabımız Adana Şıkkı olur.